Yaklaşık bir yıldır belediyede çalışıyordum. Daha öncesi mesleğim, icabı ben dışarıdaydım. Özel bir şirkette inşaat mühendisiydim. Buraya girdim. KPSS puanım vardı. 83 puanım vardı. Mülakatı aldım. Kendime bir düzen kurdum. Çalıştım. İşimi en güzel şekilde yapmaya çalıştım. Seçimden hemen sonra psikolojik baskılar çıkaracağız. Şöyle yapacağız. Yani mobbing, bir sürü şey uygulandı. Biz iş çıkışları bile ne yapacağız, ne edeceğiz, acaba çıkarırlar mı, ne yaparlar diye düşündük. Yaptılar, çıkardılar. Geceli gündüzlü burada nöbet tutuyoruz. Gündüz 50 dereceye yakın bir sıcaklıkta oturuyoruz. Geceleri de bu şekilde nöbetleşe tutmaya çalışıyoruz. Ha, diyeceğim o ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. İnsanlarımız bu şekilde bilmiyorlar. Mağduruz. Bir yani seçimden hemen sonra bizi çağırdılar düğün salonuna. Hiç kimseye ekmeğinden etmeyeceğiz dediler. Biz de ona göre ben evlilik hazırlığı yaptım. Aile tanışmasına gittim geldim. Yani şu an ödemelerimizi yapamıyoruz. Mahkeme sürecindeyiz. Bir yere de gidemiyoruz. Çalışamıyoruz. Tek isteğim şu ki bize destekçi olmaları. Yaklaşık bir yıldır belediyede çalışıyordum. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bizi ekmeğimizden ettiler. Yaklaşık 55 gündür geceli gündüzü burada nöbet tutuyoruz. Yatağımızı, yorganımızı buraya getirdik. Sadece işimize geri dönmek istiyoruz. Şu anda da evimize ekmek götüremiyoruz. Çoluk çocuğumuz aç. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Valimizden bize destek olmalarını, tekrar işimize dönmemizi sağlamalarını istiyoruz.